Hayatınızı zindana çeviren kronik ağrıların psikolojik sebepleri olduğunu biliyor musunuz? Psychology Today dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, insan vücudundaki ağrıların sebepleri sadece fiziksel değildir. Yani ağrınızın kaynağı duygusal sebeplerde olabilir. Fiziksel olarak sebebi ortaya konulmayan bölgesel ağrıların sebebi psikolojik etkenler, travmalar olabilir. Bu çalışma hangi bölgesel ağrının sebebinin hangi duygusal problem olabileceğini gösteriyor. Travmaya bağlı depresyon konusunda uzmanlaşmış psikolog Susan Babel, yaşadığımız duygusal problemlerin ve stresin kronik beden ağrılarına sebep olduğu konusunda kanıtlara ulaşmış ve bunu bir makalede paylaşmış. Son çalışmasının sonuçları, insan vücudundaki bölgesel ağrıların sadece fiziksel etkenlerden değil, psikolojik etkenlerin de bölgesel ağrılara sebep olabileceğini tespit etmiş. İşte, Susan Babel'ın ilginç tasarımları ile vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki ağrıların psikolojik sebeplerine hep birlikte bir göz atalım. Baş ağrısı. Eğer nörolojik bir teşhis yoksa, baş ağrınızın nedeni günlük hayatta sürekli karşınıza çıkan engeller olabilir. Çözüm aslında elinizdedir. Yoğun günlük programınızda bir şeylere yetişmeye, işinizi halletmeye, bedensel limitlerinizi zorlamaya bir süre ara verin. Gün içinde kendinize kısa molalar verip stresten ve kötü duygulardan arınıp biraz rahatlamaya çalışın. Boyun ağrısı. Boyun ağrınızın nedeni içinizde biriktirdiğiniz kırgınlıklar olabilir. Boyun ağrınızın başka insanları ya da kendinizi affetmiyor oluşunuzdan kaynaklandığını düşünmelisiniz. Çözüm, sizi seven insanlar olduğunu asla unutmayın. Geçmişte yaşananlara olan hesabınızı kapatmak, kronik boyun ağrınızın duygusal çözümü gibi görünüyor. Omuz ağrısı. Omuz ağrısı çok büyük bir duygusal yükü taşımakta olduğunuzu gösteriyor. Zor kararlar almak ve gündelik baskılar omuz ağrısının nedeni olabileceğini unutmayın. Herkesin sorumluluğunu kendi üzerinize almaktan vazgeçip duygularınızı biriktirmeye son vermelisiniz. Sorunlarınızı biriyle paylaşmak kronik omuz ağrısının en büyük ilacı olduğunu unutmayın. Bu öneriyi ciddiye alırsanız yükünüzün hafiflediğini göreceksiniz. Sırt ağrısı. Kronik sırt ağrılarını tetikleyen en önemli sebebin duygusal destekten yoksunluk olduğu gösteriliyor. Sırt ağrınız takdir edilmeme kaygısından veya sevginizi göstermekten korkmanızdan kaynaklanabileceğini göz ardı etmeyin. Çözüm, kronik sırt ağrısı belki de uzun zamandır yalnız olanlar için bir ilişkiye başlama gerekliliğini vurgulayan bir uyarıdır. Bu biyolojik uyarı, kalbinizi ve duygularınızı dünyaya açmaktan korkmayın demek anlamına gelmektedir. Bel ağrısı. Bel ağrısı, tıpkı sırt ağrısı gibi duygusal destekten yoksunluğa işaret ediyor olabileceği gibi, maddi korkularda çok fazla kaygılandığınızın da bir işareti olabilir. Bel ağrısının para takıntısı veya kaybetme korkusundan kaynaklandığını hiç düşünmüş müydünüz? Çözüm, parayla ilgili kaynaklardan kurtulmak ve hayatınızdaki meseleler için sevdiğiniz insanlardan yardım istemek, kronik bel ağrısının duygusal olarak tedavi edilmesi anlamına geliyor. Unutmayın, gerçekten sevdiğiniz şeyi yaparsanız para kendiliğinden gelecektir. Dirsek ağrısı. Dirsek ağrısı, hayatınızdaki değişime direndiğiniz anlamına geldiğini gösteriyor. Yaşamın değişimine karşı direnmeye gücünüzün yetmeyeceğini artık kabul edin. Edinilen bulgular, dirsek ağrısının gereksiz inatçılıktan kaynaklanıyor olabileceği üzerine duruluyor. Dirsek ağrısından kurtulmak için, hayatın devamlı değiştiğini ve değişmek zorunda olduğunu kabul edip, bu değişime ayak uydurmaya çalışın. Olayları akışına bırakmak
bedeninizin bu bölgesinde oluşan ağırlığın hafiflemesini ve zihninizin pamuk gibi olmasını sağlayacaktır. Yaşamla inatlaşmayı bırakıp biraz sakinleşmeyi deneyin. El ağrısı. Ellerimiz bizi dış dünyaya, insan ilişkilerine bağlayan organdır. Araştırma sonuçları, kronik el ağrısının sebebinin iletişim eksikliğinden ve insanlarla yeterince bağ kurmamaktan, yani yalnızlık duygusundan kaynaklandığını gösteriyor. Eğer el ağrısından kurtulmak istiyorsanız, sosyalleşmekten korkmayın. Herhangi biri sizin arkadaşınız olabilir. Yeni arkadaşlar edinmek, hayata dahil olmak, sevdiklerinize vakit geçirmek, bu problemin çözümü yolunda atılabilecek en önemli adımdır. Ayak bileği ağrısı. Araştırmayı yürüten psikologlar, kronik ayak bilek ağrılarının insanın kendisini hayatın zevklerinden mahrum etmesi neticesinde oluştuğunu düşünüyorlar. Ayak bileği ağrısı, hayallerinizi sürekli ertelemenizden kaynaklandığını unutmayın. Eğer size acı veren ayak bilek ağrısından kurtulmak istiyorsanız, yarışı bir kenara bırakın ve küçük hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Hayatı dolu dolu yaşamayı, gülmeyi, eğlenmeyi ve bunları hak ettiğinize inanın. Ayak ağrısı. Ayak ağrısı, umutsuzluktan veya harekete geçme isteksizliğinden kaynaklanabilir. Depresif olmanın, sıkıntılara ve bunalımlara sürüklenmenin, vücutta kendisini ayak ağrısı olarak açığa vurabildiği kanıtlanmıştır. Eğer siz de ayak ağrısından kurtulmak istiyorsanız, hayatınızı sevgi ve mutlulukla doldurun. Negatif düşüncelerin ve karamsarlıkların benliğinizi ele geçirmesine, göz yummak yerine hayatınıza yeni heyecanlar katmak, yeni hobiler edinmek ya da ne yapınca mutlu hissediyorsanız onu yapmak, kronik ayak ağrılarından kurtulmanın çözümü olduğunu unutmayın. Diz ağrısı. Araştırma sonuçları, büyük bir egoya sahip olmanın kronik diz ağrılarına sebep olacağını gösteriyor. Eğer egonuzdan vazgeçemiyorsanız, diz ağrınızla yaşamayı kabul etmek durumundasınız. Diz ağrısı canınızda tak ettiyse, çözümü çok kolay. İnsanlarla bir arada olmak, grup çalışmalarına katılmak, tevazu sahibi olmayı öğrenmek, bu sıkıntının çözümü için en uygun yoldur. Neticede hepimiz insanız. Hepimiz aynı havayı soluyor, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Baldır ağrısı. Çalışmanın neticeleri baldır ağrılarının birden çok sebepten kaynaklanabileceğini gösteriyor. Stres, duygusal gerginlikler, kıskançlık ve rekabet hisleri baldırımıza en çok zarar veren duygular arasında yer almaktadır. Eğer baldır ağrısı canınıza tak ettiyse, kendinizi diğer insanlarla karşılaştırmaya, yarıştırmaya, onlardan daha iyi olmak için çalışmaya son vermeniz gerekiyor. Tercih sizin. Baldır ağrılarından kurtulmak istiyorsanız reçete bu. Kalça ağrısı. Yapılan çalışmaya göre kalça ağrıları, hayatın getirdiği değişikliklerden korkmak ve kararsızlık gibi zihinsel ve duygusal problemlerden ileri geliyor. Kalça ağrısından kurtulmak için seçim yapmak ve yaptığınız bu seçimler neticesinde hayatınızda değişiklikler yaratmak, kimi zaman çok zor görünse de yaşamın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bizim için iyi olacağını düşündüğümüz seçimler yapmak ve o seçimlerin getirisi olan durumları kabul etmek, kalça ağrılarını önlemede önemli rol oynuyor. Sevgili dostlar, stresten ve kötü duygulardan arınıp biraz rahatlamaya
Ne dersiniz? Hoşça kalın, sevgiyle kalın.